Sevgili öğrencilerim, hoş geldiniz. 2017-18 eğitim-öğretim döneminde varoluşluk dersinde bir aradayız. Son senemiz, birinci dönemdeyiz, güz dönemindeyiz. Varoluşluk dersimiz ise varoluşçuluğu bir modernizmin derinlik modeli olarak tanımlayarak başladık. Ve modernizmin de başlatışı filozof olarak Nietzsche'yi söyledik ve Martin Heidegger'in Nietzsche üzerine olan Nietzsche'nin Tanrı Öldü sözünün bir yorumunu okuyarak başladık dersimizi. Bunun ardından varoluşçuluğun ilk romanı olan Dostoyevski'nin Yeraltından Notlarını okuduk, varoluşçuluğu daha iyi anlayabilmek için. Ardından da varoluşçuluğun belki en özlü yapıtlarından biri olan Kafka'nın Dönüşümünü okuduk. Bunun ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin insanın varoluşunu anlatan Frank Baum'un Oz Büyücüsü'nden bahsettik ve bugüne geldik. Şimdi bu dönem bir farklılık yaptık. Şimdi Nietzsche ile başlamıştık. Nietzsche'nin modernizmi iyi anladığını düşündü. Yani sanayi toplumunu ya da 19. yüzyılın insan durumunu en iyi anladığını düşündüğü yazarı Henrik Ibsen'di. Biz de bu dönem Henrik Ibsen'i ve Ibsen'in öğrencisi olarak kendisini tanıtan Bernard Shaw'ın tiyatro oyunlarını anlamaya çalışalım dedik ve sizlere bu konuda onları tiyatro oyunlarını önerdim ve sizler hazırlandınız. İlk sunumumuzu Merve İnan, Henrik Ibsen'in Bir Halk Düşmanı adlı oyunuyla yaptı. Şimdi 4. sınıf öğrencimiz Sayın Özge Çağ'dan bize Henrik Ibsen'in Nora Bir Bebek Evi oyunun varoluşu açısından bir yorumunu yapacak. Kendisini buraya davet ediyoruz. Lütfen buyurun. Öncelikle herkese burada bulunduğu için teşekkür ederim. Umuyorum beni dinlerken keyif alırsınız. Herkese keyifli dinlemeler diliyorum. Ben Henrik Ibsen'in Nora Bir Bebek Evi adlı tiyatrosunu sizlere yorumlayacağım. Ben bu tiyatroyu okuduktan sonrasında ilk önce şöyle bir kendi içinde yorumda bulundum. Onu okumak istiyorum ilk önce. Belki daha sonrasında işte tiyatrodaki karakterleri ve olayı anlattığımda belki bu yazı daha iyi anlamamızı sağlayabilir kendi içimizde. İzninizle başlamak istiyorum. Modern ya da postmodern çağ içerisinde geçen yaşamlarımıza kültür endüstrisinin dokunmadığı tek bir dönem ne yazık ki yok. Bilginin altın bir elmaya dönüştüğü dönemde yaşamımıza rağmen dünya üzerinde yaşanan insanlık trajedisini engelleyebilmiş değiliz. Şimdiye değin bu durumu, yani insansızlaşmanın önüne geçilebilmesi adına düşünülen tüm felsefi ve sosyolojik çözümlemeler maalesef sonucuna ulaşamıyor. Durum bu iken bilgi de tüketim kültürünün tahkimine uğrayarak gerçeklikten kaçınmanın tapınağı haline geliyor. Edebiyatın ve felsefenin modern dönemdeki yeni hizmeti ne yazık ki kitleler için yara bandı işlevi görüyor. Gerçek olan şu ki bütün bunların nedeni ve sonucu tüm ideolojilerin insanları kitleleştirerek nasıl yaşamaları gerektiği sorusuna insanlar adına hali hazırda yaşam reçeteleri sunması. Din, devlet, toplum gibi kurumlar tarafından hayata ele geçirilen insan doğarken aslında bu nedenle ölü doğuyor. Yaşamı olmadığını her yerde ki en başta aile kurumu tarafından belirlenerek kendisini özgürleştirebilmesine, kendisine bir adım daha olsa yaklaşmasına olanak tanımıyor. Tüm yaşamını içinde açtığı yer altına geçirmeye ve ondan beklenenleri yapmaya zorunlu kılmıyor. Yaptığı tüm eylemlerinde kendisini ortaya koymasından korkutularak içindeki oya hapsediliyor. Kişinin yaşamı ve kendisi arasına çekilen bu sınırda tüm ideolojiler ruh emici görevini üstleniyor. İşte din, devlet, toplum gibi kurumlar insanların korkularından beslenerek varlığını sürdürürken insanların gerçekler karşısında ruhsuz ve duygusuz bırakılması neden oluyor. Kendi düşüncelerinizi, isteklerinizi yaşamınıza uygulamak istediğiniz an bu sınır canlılara sizi cehennemle, diğeri cezai kurumlarla, bir deliyse yalıtılmış ve korkutarak sınırın bu olduğunu size söyleyip içinizdeki oya geri çekilmeniz gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Bu şekilde etkisizleştirilmiş insan yaşamını ya bir duvar önünde, buradaki sınırı bir duvar olarak görecek olursa,
ya da kendi içindeki yer altında geçiriyor. Bu nedenle eylemsizlik içine bırakılan kimse yaşamını ancak tıpkı bir projektör görev gören tüm ideolojilerin duvara yansıtmış olduğu görüntülerden izleyebiliyor. Tüm bunların sonucunda korkuyu acı verici bir tahakküm aracına dönüştüren tüm ruh emici, hakikat düşmanı ideolojiler böylece nihilizmin, çölleşmenin ya da çürümenin tıpkı bir veba gibi yayılmasına ve kitleleşmesine neden oluyor. Henry Kimsen'in Nora, Bir Bebek Evi adlı tiyatrosu, din, devlet ve toplumun insanların korkularını nasıl kullandığını ve tüm aileyi yöneten ve ayakta kalmasını sağlayan şeyin aslında bu korku olduğunu, fakat bu korku bir ailede açığa çıkarsa o aileyi ayakta tutan hiçbir şeyin kalamayacağını gösteriyor. Çünkü nihilizm çağında insanları bir arada tutan bağ sevgi değil ancak korkudur. Kitleleri bir arada tutan neden de budur. Tehlike her an her yerde varlığını sürdürürken korku içine kalmış insanlar birbirine tutunur, hatta korkunun vermiş olduğu panikle birbirlerini ezmelerine, öldürmelerine neden olur. Ki bu nedenle korkunun dünya üzerinde yaratmış olduğu vahşetin ve kıyımların sonu gelmek bilmiyor. Oyuna geri dönecek olursak oyun tek bir odada ve 3 perdede sahneleniyor. Okuduğum bu yazıyı Nora'nın durumu için değerlendirebiliriz. Çünkü az önce Metin Hoca'nın da dediği gibi varoluşçu eserler, özellikle absürt ya da uyumsuz dediğimiz karakter burada Nora. Çünkü hem ailesi tarafından hem de toplum tarafından sürekli içindeki gerçekliği hapsediyor. Ve bir şekilde uyumlu gibi davranarak insanlara ayak uydurmaya çalışırken aslında gittikçe uyumsuzlaşıyorlar bir noktada. Çünkü yalnızlaşıyor. Sorguladıkça bazı şeyleri, içine değerlendirdikçe aslında onun öyle olmaması gerektiğinin farkına vardıkça gittikçe o içindeki uyuya hapsediyor kendisini. Ve bu nedenle bu eserde Nora'nın uyumsuz bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Oyundan bahsedecek olursam, oyunun baş karakteri olan Nora, neşeli ve sürekli şarkılarla uğrayan, çocuklarını ve eşini seven bir ev hanımı. Torunluk Nora'nın hayatının her noktasına karışmasına ve sürekli umuduna karar vermesine rağmen Nora, bu duruma pek de aldırış etmiyor. Çünkü daha öncesinde de babası tıpkı ona Torvald'ın davrandığı gibi davranıyor. Şayet mutlu olmak istiyorsa eşine itaat etmesi ve çocuklarına ahlaklı birer birey olmayı yine kendisine öğretildiği gibi öğretmesi gerektiği inancıyla hareket ediyor. Nora'nın arkadaşı Lin de bir gün ansızın hem onu görmek hem de yardım istemek için Helmuller'ın evine geliyor. Nora Lindy'yi ilk gördüğü an tanıyamıyor. Çünkü Lindy biraz yaşlanmış, zayıflamış ve üstelik birbirlerini görmeyi de 9 yıl olmuştur. Lindy sevmediği zengin yaşlı bir adamla hastanesine bakmak ve erkek kardeşlerinin eğitim masraflarını karşılamak için evlenmiştir. Annesi hasta ve yatalak olduğu için zaten çok yaşamamış ve ölmüştür. Fakat erkek kardeşlerin iz sahibi olmasını sağlamıştır. Tüm bu süreç içerisinde Lindy'nin eşi sahip olduğu zenginliği kaybediyor ve ölüyor. Lindy ise daha sonrasında birkaç işe giriyor ve yaşamını bu şekilde sürdürmeye çalışıyor. Ancak gittikçe mutsuzlaşıyor. Çünkü Lindy'ye göre bu durum onda hiç kimse için yaşamama duygusu uyandırıyor. Lindy'ye göre yaşamak birileri için kendini feda etmektir. Kendisiyle olmayı bir yük olarak görüyor. Yaşamdaki amacını hayatındaki insanlar onu terk edince kaybediyor. Yaşamındaki bu ıssızlıktan kurtulmak için de Helmuller'ın evine geliyor. Ve Lindy ile tekrardan eski arkadaşını kurmaya çalışıyor. Nora ise Lindy'nin yaşadıklarını gurur verici olarak görüyor. Ve kendisinin de ev hanımı olmak dışında ona gurur veren büyük bir fedakarlığının olduğundan bahsediyor Lindy'ye. Nora'nın eşi ölümcül bir hastalığa yakalanıyor. Bu nedenle İtalya'ya gitmek zorunda kalıyorlar. Fakat tedavi ve başka bir yerde yaşayabilecekleri herhangi bir birikimleri yok.
Nora ise eşine babasından borç aldığını söylüyor. Ancak eşinin en sevmediği iş arkadaşı olan Krokstad'dan bu parayı borç alıyor. Babasından para alabilecekken Krokstad'dan para almasının sebebi ise kendisinin de ciddi bir şey yapacağına inanmış olması. Çünkü etrafındaki insanlar sürekli Nora'ya hali hazırda bir yaşam reçetesi sunuyor ve ona bir tercih hakkı sunmuyorlar. Çünkü aynı şekilde Shindley'in ailesi ve Talbot Nora'ya küçük bir kız çocuğu gibi davranıyor. Onun da sorumluluk sahibi olabileceği tercihler yapmasına izin vermiyor. Eşi tekrardan sağlığına kavuşup işinin başına döndüğünde ise Nora aldığı borç parayı Krokstad'a taksit ödemeye başlıyor. Fakat öderken çok fazla zorluklarla karşılaşıyor. Torvald'ın evin geçimi için verdiği paradan sürekli artırarak ödemeye çalıştığı bu borç, Nora'nın yaşamındaki zevklerin bayağılaşmasına neden oluyor. Lynn de Nora'nın bu sırrı karşısında şaşırarak eşinden habersiz böyle bir şey yapmaması gerektiğinden bahsediyor. Çünkü böyle bir yalan ortaya çıkarsa Torvald'ın iş yerindeki tüm itibarı zarar görecektir. Nora eşine söylediği yalanın ortaya çıkmasının kendisi vicdan yapıp söylemez ortaya çıkacağını düşünmüyor. Fakat daha sonra Nora'nın senette kefil olarak gösterdiği kişi olan babasının imzasının Nora tarafından taklit ederek imzalandığını Krokstad'ın anlamasıyla Krokstad tüm gerçekleri Torvald'a anlatmakla Nora'yı tehdit etmeye başlıyor. Çünkü böylesine büyük bir olay duyulacak olursa Nora sahte evrak düzenlemekle hapse girecek. Bu nedenle ailesi paramparça olacaktır. Nora Krokstad'ın ailesine karşı olan nefretini tabii daha sonrasında anlıyor. Çünkü eşi Torvald da Krokstad'dan nefret ediyor. Çünkü onun sebebi de işte Krokstad'ın daha öncesinde eski bir hükümlü olması ve ayrıca kendisinin gazete yazarlığında, köşe yazarlığı yaptığı dönemlerde Torvald hakkında yalan beyanlarda bulunarak bir makale yazması. Torvald da bankada müdür olacak Noel sonrasında ve ilk kişi olarak gördüğü şey de Krokstad'ı işten çıkarmak. Fakat Lynn de iş talebiyle geliyor. Hani orada tekrardan bir hayat kurmak için Nora'dan yardım istiyor. Ve eşi de Krokstad'ı işten çıkaracağı için Nora'yı Lynn'i işe alacağını söylüyor. Bu arada Lynn ile Krokstad da eski sevgililer. İkisi de eski sevgili. Yaklaşık 9 yıl öncesinde Lynn de yaşlı bir adamla ailesini kurtarmak için evlendiğinde Krokstad'ı terk ediyor. Bu nedenle tam olarak özetleyecek olursak daha sonrasında Lynn de işe alınıyor. Krokstad da tehdit mektupları yazmaya başlıyor. Çünkü işten çıkarılıyor kendisi. Hem işsiz kalıyor hem itibarsız kalıyor. Ve Nora'yı kocasına söyleyeceğine dair tehdit etmeye başlıyor ve bunun üzerine bir mektup gönderiyor. Mektup Torvald'ın eline geçtiğinde Torvald şok oluyor. Çünkü ailevi değerlerinin tamamıyla yıkıldığını söylüyor Nora'ya. Hatta şunu söylüyor, kendisinin dinsiz, ahlaksız bir kadın olduğunu söylüyor. Fakat Nora aldığı bu borcu Torvald'ı kurtarmak için alıyor aslında, yani sevgisinden, aşkından dolayı alıyor. Ve onun için gerçekten bir şey yapmak istediği için alıyor. Bunun için bir fedakarlık yapmaya çalışıyor. Bunun için bir sorumluluk yüklenmeye çalışıyor. Fakat Torvald bu durumu iğrenç olarak görüyor. Ondan dolayı da mektubu okur okumaz işte Nora'nın üzerine yürüyerek ona hakaret etmeye başlıyor. Ve bundan sonra çocukların ahlakıyla işte evdeki hizmetçilerin ilgileneceğini, bundan sonra kendisinin çocuklara daha yaklaşmaması gerektiğini, aynı şekilde ayrılmayacaklarını, çünkü toplumun gözünde bu ilişki biterse kendisinin bankadaki işte statüsü de zarar görecek. Bundan dolayı bu ilişkiyi bir şekilde götürmesi gerektiğine dair Nora'ya söylüyor. Ve bundan sonra evde iki yabancı olacağız diyor. Daha sonrasında
Linde ise şöyle bir şey yapıyor. Daima yaşam amacı başkalarının mutluluğu olduğu için Nora'yı kurtarabilmek adına Krokstad'la tekrardan görüşüyor. Gidiyor, görüşüyor ve onunla evleneceğini söylüyor. Diyor ki seninle evleneceğim. Nora'nın işte başındaki bu belayı geri çek. Sana sahte olarak imzalamış olduğu senedi Nora'ya geri gönder ve özür dile diyor. Krokstad tekrardan mektup yazıyor bu mektubun üzerine. Bir mektup daha yazıyor ve gönderiyor Torvald'ların, Helmer'ların evine. Bu mektup bu tehdit mektubunun arkasından sonrasında geliyor. Torvald tekrardan bu mektubu açtığında şöyle diyor. Diyor ki diyor ki kurtuldum. Daha sonrasında Nora da diyor ki hani kurtuldun yani sen kurtuldun ama ben kurtuldum mu? Yani çünkü Torvald eşinin hani itaat etmemesi durumunu ayıp olarak saydığından dolayı kendisinin kurtulduğuna dair bir inanca sahip. Nora ise eşinin tüm bu tepkileri ve anlamsızlığı karşısında şaşakalıyor ve eşyalarını toplamaya başlıyor. Ve Torvald da şunu söylüyor gitmeden önce. Babamın evindeyken babam bana kendi düşüncelerini aktarırdı. Ben de onları aynen benimserdim. Ama ben başka düşünsem bile onları söylemez kendime saklardım. Çünkü o beni hiç haklı bulmazdı. Babam bana bebeğim derdi ve benimle oynardı. Tıpkı benim kendi bebeğimle oynadığım gibi. Sonra bu eve geldiğimde de babamın ellerinden senin ellerine yer değiştirdim. Bütün yaşamımda sana sanki sanatsal bir oyun oynamışım Torvald. Bu sözleri söyledikten sonrasında artık Nora bu şekilde yaşayamayacağını görüyor. Çünkü gördüğü şey tamamıyla kendisini bir insanın mülkü olarak hissettiği bir durum. Ve sözlerini bitirmez çıkıp gidiyor. Ben oyunu şu şekilde yorumladım. Oyunda insan ilişkileri hakim olan duygu, korku ve acıma. Özellikle Lindy'nin ailesine, arkadaşı Nora'ya ve eski sevgilisi olan Krokstad'a acıyarak davranması, yaşamını onların hizmetine sunmasına neden olurken onların mutluluğunu kendisine amaç olarak belirlemesi, aslında Lindy'nin yaşamını bir tabut içerisine geçirmesine karşılık gelmekte. Oyundaki Doktor Ren karakteri ise tıpkı hakikatin kendisini ani bir parlamayla verdiği çok kısa bir an önünde kalarak Lindy'nin yaşamak zorundayız ve siz de yaşamayı çok sevenlerdensiniz cümlelerini acıyı yok eden bir ifade olarak görerek Lindy'ye şu cevabı veriyor. Elbette yaşamayı seviyorum. Üzüntülü bile olsam bu acıyı olabildiğince uzatmaya gayret ediyorum. Lindy'nin sürekli başkalarının üzüntüsüne ya da acısına acıyarak yaklaşması ve müdahale ederek bu acıyı yok etmesi aslında Lindy'nin en başta kendisinden kaçarak ve saklanarak yaşamaya çalıştığının bir göstergesi. Rank'in oyuna hakim olan duyguların tam tersi yönde bir karakter taşıması ise oyun içindeki oyunun diğer bir göstergesi. Çünkü oyunun en başında Lindy'nin hayatından ve başkaları için feda ettiği şeylerden bahsederken onun sanki süper kahraman özellikleri taşıyor olduğuna inancının zırh tarafından yıkılarak Lindy'nin maskesi düşürülüyor. Diğer yandan oyundaki Torvald karakteri ise tıpkı sistemin kendisi gibi işliyor. Oyundaki karakterlerin tüm yaşamını yönetirken yaşamın içini boşaltarak karakterleri zeminsiz bırakıyor. Tam da bu neden yüzünden yani zeminsiz, tutanaksız kaldıkları için tüm karakterler Torvald'a karşı korkuyla bağlanıyor. Çünkü tehlike her an varlığını tekrar gösterebilir. Krokstad ise Torvald'ın yaydığı korkuyla cevap veriyor. Torvald'ın Krokstad'ı ötekileştirerek üzerinde kurduğu hakimiyeti Krokstad, Nora'yı kullanarak bertaraf etmeye çalışıyor. Çünkü sistemi elini tutan ya da yöneten kişilerin de koyduğu kurallara uymak gibi bir zorundalığı var. Ve şayet sistemi kendisi, siz dahi olsanız yaptığınız herhangi bir usulsüzlük ya da ahlak dışı bir davranış sizin de toplum tarafından çok kolay damgalanmanıza ve ötekileştirilmenize neden olacaktır. Böylece Krokstad'ın Torvald'a yazdığı tehdit mektubu, sistemin kendisini ifşa için göz önüne seriyor. O halde şunu söylemek yanlış olmayacaktır. Topluma yayılan nihilizmin, çölleşmenin ya da çürümenin kaynağı sistemin kendisidir.
ve öyle sanıyorum ki nihilizmin yaymış olduğu öfkeye karşı verilecek her türlü hınç girişimi nihilistçe olacaktır. Öte yandan Nori ise tol veya duvar ya da sistemin oyunda paradosu niteliğini taşıyan karakterin baskısı altında kalarak kendisini içinde açtığı yer altına hapsediyor. Tüm gerçekliğini, arzularını ve istencini yıllarca içindeki oyukta saklıyor. Kendisi için gurur duyabileceği bir eylemde bulunmak istediği için Tolu tarafından ahlaksız olmakla nitelendiriliyor. Belki de Linde ile Nora arasındaki varoluşsal fark da budur. Nora kendisi için gurur duyabileceği bir şey isterken Linde kendisini yok etmeyi gurur olarak nitelendiriyor. Fakat Nora'nın Linde'ye karşı duyduğu hayranlık, eylemlerin arkasındaki farkı göremiyor oluşu. Nora'nın kendi istenciyle hareket ederek babası yerine Krokstad'dan aldığı borç konusunda bir tercih yapması onu sorumluluk sahibi kılarken Linde'yi eylemsizliğe itiyor. Çünkü Nora sistemi ya da Torvald'ın çizmiş olduğu sınırın dışına çıkmaya çalışıyor. Linde sınırın ya da duvarın önünde amacını kaybetmiş bir halde yaşamını duvara yansıtılanlardan izliyor. Fakat Nora Torvald'ın onu kendisi için bir mülk haline getirdiğini, onun isteklerine ve arzularına boyun eğmediği an Torvald tarafından ahlaksız olmakla damgalandığını ve asla kendisi olmayı böyle bir ortam içerisinde başaramayacağını görünce tüm cesaretini toplayarak evi terk ediyor. Nora bizlere aslında şu sorunun cevabını veriyor. Soru şu, en yüksek değerlerin akılcı otoriteler tarafından değersizleştirilerek nihilistleştirilmesi sonucunda oluşan bu çöl nasıl aşılabilir? Nora cevabı düşünce yani felsefeyle aşıyor. Çok teşekkür ederiz Özge.